Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Beyond Köfteyiz'in 37. ya da 36. bölümü. 37. bölümü evet. Çünkü geçen bölüm 6 kere 6 36 esprisini yapmıştım. Köfte, bunu yapma. Evet. TS'dekiler, sol baştan isimlerinizi sayın. Sol başta kim var? Ben varım. Ben. Sen varsın. Evet, Kaptan Kav burada. Ben varım sonra. Manu ben. Sağ. Kayro var. Devam. Burak. Merhaba. 3 tane de offline'ımız var. Bir ara patlar gelirler. Aynen. Peki, köfte bölüm arası ne yaptı? Bayağı bir şey yaptı. Neredeyse 1,5 günüm crafting'le geçti. Zaten siz TS'de craft yapışma tanıksınız biraz. Yani. İlk olarak 3 tane daha Blast Furnace yaptım. 2 tanesi, yani toplam 4 tane Blast Furnace'ım oldu. 2 tanesi Caporinkel Coil kullanıyor. Bunlardan birinin oksijen girişi var. Diğerinin yok. Bu tamamen çelik ve Annihilate Copper yapmak için. Diğeri alüminyumdur, titanyumdur vesaire vesaire için. Bu arkadaş kentel coil istiyor, yani biraz daha sıcak şeyler. Ve bu da en üst düzey. Nikrom. Peki nikrom ne için lazım? Tungsten steel. Ve tungsten steel şurada vacuum freezer'ımızda duruyor. Dan 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 dan. İlk olarak bir şey yapmak istiyorum. Bu tungsten steel öyle rastgele bir yere atılmaz. İnanılmaz derecede değerlidir. O yüzden onu önce programlayacağız. Tungsten steel'in değeri önemli. Halleluya. Evet ve... Hammer'ımız da gelsin ve... Halleluya. Evet, aradaki damage farkını görüyorsunuz. Daha sonra damage farkı demeyeyim de dayanıklılık farkı. Kendisi bayağı sağlam bir şeydir. Evet, artık tungsten steel wrench'imiz var. Hayırlı uğurlu olsun. Orada bir şey diyeceğim. Dinliyorum. Bir saniye. Kapıyı açtım. Sadece dışarı ışıklandırmak için. Kapının tam önünde bir köylü yatıyordu. Doğal olarak köylü itildi ve köylü dışarıda şu anda. Ne güzel. Aynen. Hani bir zombi atlas üzerine böyle mışıl mışıl birlikte uyurlar artık. Yani. O zaman. Yani. Ve diğer bir nokta. Şurası. Hangi user gitti? Bakayım ben senin için Kalimera. Evet, Kalimera ve burası dop dolu bir nokta. Peki burası bize ne sağlıyor diye soracak olursanız, bu arada şunları biraz değiştirdim, bunu düzelteceğim. Gel gelelim sana. Gördüğünüz gibi her türlü circuit'i şu an electronic circuit, good electronic circuit, advanced circuit ve zil. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim. Evet. Ve bu saate gelen misafirle eğlencemize devam ediyoruz. Şimdi. Misafirle mi oynuyorsun köfte? Yok hayır. Öyle bir dedin ki misafirle evet. Eğlencemize devam ediyoruz. Evet, biraz kulağa öyle geldi sanırım. Evet, bölüm arası yaptığım bir diğer arkadaş ise şu Sertus Quartz Tank. Bu normal bir tank, sadece 32 kobalt depoluyor. Ve ona suyu... Gidelim hemen şuraya. Ay. Bu sağlıyor. Rezervuar. Evet. Bu arkadaştan suyumuz sağlanıyor. Storage bus'tan o su alınıyor ve bu sayede emin sistemde her daim 2 kova su oluyor. Evet ve şimdi yapmamız gereken diğer bir arkadaş Molecular Assembler.
Bu arada gördüğüm komik bir şey size okumak istiyorum. Bela kuşum uçamıyordu. İnternetten baktım kanadında sıkıntı olabilirmiş. Dumbbell aldım. Kanat çalışsın diye çalışmıyor. Taktik verin. Neyin Allah kafasıdır bu? kahretmesin ya. Tamam, bunlar ilginç şeyler. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Ben moleküler assembler'ları şuraya dizeceğim. Evet ve ardından bana bir de acceleration kartlarım var biraz. Üçer üçer koyacağım şimdilik. Evet, sonra şuraya şimdilik fazla koyamıyorum. Ama bunlar önde olacağı. Asıl dur, hepsini öne taşıyabilirim. Hatta genel olarak daha çok işime yarar. Engin abi, Engin abi orada mısın? Evet. Oha, Engin bu Evet. nasıl bir Engin'in içinden canavar Ne oldu? sesti. Sesin azıcık boru gibi çıktı da. Azıcık mı? Biraz. Yani muhtemelen Sigara birkaç adamdır ya. izleyicinin Hava kulağını boru sağır çıkıyor ya. etmişsindir. Sigara adamdır abi. Dota girecek Kaptan miyiz? sen gir hazırlan. Ben bir aşağıya bakayım. Ya Kimler üstümü mü bekliyor? giyeceğim öyle bir? Peki sen bir gir hazırla. Rahat bir Devamında şeyler bir diye geliyorum. gireceğiz oynayacağız. Evet ve Rahat bir şimdi şeyler geliyorum. Bu arada Manu da Puklu orada. Manu da hazırlansın. Geliyorum ben hemen. Polo'mu falan alacağım ya. Bir şey değil yani. olanı al gel bekliyorum. Aa ben de yeni bir şeyler alayım o zaman. Ve benim de dance cable'ım eksik gelir tabii ki de. Dance cable bırak, ME cable bile eksik geldi. Ve bir anda bütün chat sessizliğe gömüldü. Köfte ne yapıyorsun o zaman? Hiç işte. Ne diyeyim? Ne olsun işte, çoluk çocuk. Yetiştiriyorsun ha. Ha. Büyüyorlar tabii keratalar. Şimdi neresi? Bu olsun. Evet. Sonra sen ona şuradan geç. Ve buradan da hayır PXP. Bakalım. Evet, 8 kanalı da algılamış. Güzel. Gayet makuldür. O zaman ondan sonra aslında dur, aklıma başka bir branch işe yaramayacak tabii ki de. Yanlış branch elimizde. Tamamdır. Gayet makul. Peki bunlar ne işe yarayacak diye soracak olursanız, şimdi biz buraya girip şunu şu moda aldığımız takdirde ve buraya evet, şu an ciddi bir lag problemi var benim internette.
Evet. İlk olarak neyin pattern'ını yapıyoruz? Kaptan? Efendim? İlk olarak neyin pattern'ını yaptım sence? Tahmin edemiyorum. Şu an çünkü farklı bir şeyle ilgileniyordum. Dikkatim farklı bir yerdeydi. Ufak bir ipucu, sorunun cevabı sorunun içinde. Neyin? Pattern'ını yapıyor. Blank pattern mı? Evet, blank pattern'ın pattern'ını yaptık. Hadi canım. Yay. Ten points goes to Pyro. İşte bunlar hep Gryffindor efekt. Tamam, bağlandı. O zaman şu pattern'ı burada görmemiz lazım. I'm ready, guys. Köfte, sen kayıtlı mısın abi? Evet, öyleyim. Selamlar YouTube, bayağıdır görünmüyordum değil mi? Evet. Özlediniz mi öyle? Hayır. Get out. Get out. Şimdi bu sesi duyacaksın. Kola açılma sesi miydi o? Evet. 3 şişe aldım. Hafta sonu çıkarmak için. Ben de gideyim o zaman, bir artı 18 içecek alıp geleyim. Chivas Regal mı yine? Yok. Heineken. Hemen geliyorum. Değmet! Ulan bu kolayı nasıl içeceğim abi? Dur, bekle. Evet, ve şimdi bu muhabbetin üstüne artı 13 yayınımıza geri dönüyoruz. Üzülmeyin çocuklar, büyüyünce siz de içersiniz. Evet, ve patronlarımız craft edile dursun. Gördüğünüz gibi ediliyorlar. Ve şimdi... Pattern mı dedin sen? Evet. Abi kadını anladım, ne alaka ya? Oha! 250 milisaniye ping var, birazdan biz... Bu arada şu an saati söyleyin lütfen. Gecenin kaç olduğunu. Gecenin 12.05 geçiyorsa. Tekrar söyle. 12'si. Evet. 00.04 benim saatim. Manu, ben bugün akşama kadar çalıştım, bunun açını... Ve Nether Quartz lastımız yok. Sabaha kadar Dota oynayacağım. Peki. Açını kapatmam lazım abi. Bugünün. O zaman ne yapıyoruz? Nether Quartz lastımız yoksa ne yapıyoruz? Nether Quartz'ları dasta çeviriyoruz. Aynen. Actually. Yeni mikrofon aldım bugün yine. Hayırlı olsun. Ne aldın? Dandik bir şey yine. Yani. Ama yine beklenmedik performans kaydediyor. Ha. Yine. İlginç. Bunları da bir ara otomatiğe bağlayacağız. İşte o zaman her yer çok güzel olacak. Aygül'e videodasın, selam söyle. Aa, güzel. Selam yığıp. Evet, bugün kalabalık bir bölüm oldu. Bu arada sevgili YouTube, 2016'da cebinizde paranız kalsın, çünkü her ay sinemaya gideceksiniz. Birkaç kere. Çünkü Marvel. Sadece Marvel değil, DC ve birkaç tane ekstra firmanın da mükemmel filmleri çıkıyor. 2016'da. Bu arada gördüğünüz gibi craft hızı bir anda ne kadar değişti. 20 tane film çıkacak. Abi, ne güzel. Sinemaya hiç gitmeyen insanlar da var. Sen mi? Hayır. Full kredi indiren hani. Oğlum daha geçen beraber sinemaya gittik yani. Onu diyecektim. Bu arada köfte spoiler'ı basarım, affetmem. Winter Soldier'ın elinde Kaptan Amerika'nın kalkanı görülmüş. Ubey be.
Bu arada şuranın arkasının ne olduğunu tahmin ederseniz birbirine zincirle bağlı alt networkler. Ve bir yandan... Bu arada kaptan, köfte. Birazdan biz Dota'ya gireceğiz. Haberin olsun. Diğer odaya geçeriz. Aynen. Azıcık diğer odaya geçerseniz ben sizi dürterim ya da direkt çekerim video bitince. Ben burada admin değilim ya. Öbür TS'de adminim. Alışmışsın tabii. Kitlemeye, banlamaya. İşte ben çekerim sizi. Evet. Ve bunun yanı sıra şuraya bir bakalım. Supergirl. Bunlar buraya dizildi. Universal Macerator'lar. Advanced Centrifuge'ler. Advanced Overwashing Plant'ler. Tabii bunlara su koyacağız. Ve Electromagnetic Separator. Bu böyle bir işe yarıyor ve bunu çok fazla kullanacağız. Ve benim şu anki yıldız makinem. Ben Rıfık. Dın 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 dın. Evet, ilk olarak bize Medium Voltage Energy Hatch. Gel buraya. Output bus. Input bus. Maintain hatch. Geri kalanı. Bunlar. Şu kırılanın kadar bununla idare edeceğiz. Ve tabii ki de köftenin ufak bir hatası. O arka plan gürültüsü kimden geliyor? Benden geldi bir. Koltukta şekil değiştirdim. Ha. O zaman invarlarımız gelsin. Sevgili invarlar. Siz şöyle gelin. Ruda dönüşün. Şuradan da 12 taneniz plate'e dönüşsün. Çünkü makinenin bir plate'i eksik. Bu arada gördüğünüz gibi bunun inşası Blast Furnace'a bayağı benziyor. Sadece bir kat daha kısa. Ve şunun crafting'i de Blast Furnace'a çok benziyor. Sadece Advanced Circuit var. Peki kendisi nedir diye soracak olursanız basitçe aynı anda en yüksek seviye coil koyduğumuz için aynı anda 18 tane item'ı pişirecek bir arkadaş. Bu arada Manu. Yarın akşamüstü eleme maçları başlaması lazım. Başlasa ya. İzleriz değil mi? Yarın kartlarımız herhalde açılıyor. Aynen. Hatta ben orada canlı yayın yapacağım da muhtemelen ben bu videoyu yayınladığımda onun üstünden bir ay falan geçmiş olabilir. Muhtemelen. Muhtemelen. Çünkü ben ne yapıyorum? Video Store. Geçen seneki finalin son maçı 15 dakika sürmüş. İyiymiş. Anlıyormuşum gibi çaktırmayın. 15 dakika sürmüş. Ortalamayım. Ben geldim. Hoş geldin be ya. Maçın ömrü. Ben hani, de multismelter'ı yerleştirdim. Ortalama 40 dakikadır da benim hiç takan yok ya. Ben gideyim mi? Aa, 15 dakika sürmüş. Artı 18 ne varsa alıp geldim. Evet. Kaptan. O kırbacı yere bırak. O biraz fazla oldu. Seni seviyorum Engin. Biz sizi yalnız bırakalım mı ya? Engin gel biz aşağı in. Baş başa. Tamam. Olaylar olmaması gereken yönlere kaymaya başladığına göre... Bittiler abi. Ben şunları azıcık yanlış yerleştirdim. Daha düzgün bir halde yerleştirelim şimdi. Hadi ben de gidiyorum. Sen de video bitince şey yaparsın. Tamamdır. Çekerim sizi. Buraya. Baş YouTube. Bu arada burada kimse kalıyor mu? Burak var. Ben buradayım. Tamamdır. Yani V'ye basmaya devam ediyorum. Tamamdır. User left your channel. Evet, o zaman
Hadi. Şu ilk önce biraz farklı craft edilmiş olan başa gelsin. Ya da dur önce. 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Sonra... Sen gel. Ve sana... Centrifüjler. Ve benim her videoda olduğu gibi ne oluyor? FPS problem. Hayır, benim FPS problemi olmuyor videolarda. Gerçi o sadece sen, sadece bende oluyor çaktırma. Aynen. Benim her videoya ne gelir? Beynim durdu şu anda, biliyorsun, bugün iptal. Mesaj. Telefona mutlaka bir mesaj gelir. Hayır, sen oraya gelmeyeceksin. Teşekkürler. Ve uçma özürlü olmaya başladım ben gene. Ve bunların hepsini yerleştirdik. Phew. Tabi bunların elektrik hattı yerleşecek ve bunların ilginç bir renklendirmesi olacak. İlk olarak hepiniz çıkışı aşağıya verin. Aşağıdaki arkadaşlar sizden çıkış alacak. İlginç bir Applied Energy 6/Ender.io karması bir düzen kuracağım burada. Ve burada bize biraz pressurized fluids conduit gayet idealdir. Or washing plant. Bakalım buradan giriş verebiliyor mu bu? Onu bir merak ettim. Hayır, etmedim değil. Bakalım. Ups. Seni ödünç alalım azıcık. Tabii ki de hayır. Bunun üstten de bir girişi olacak demektir bu. Ki zaten item girişi için üstten bir giriş lazım. Shift'e basmayacaktık burada. Evet. O zaman senle işimiz bitti. Sen de gel. Seni yerine koyalım. Sevgili Infinite Water Source'umuz. Evet, bu duvar kabaca bizim maden işleme duvarımız olacak. Ancak şu duvarda da full electrolyzer dolu olacak. Phew. Biraz göz korkutucu değil mi? Burak. Buyur. Diyorum ki bir duvar full electrolyzer dolu olacak. Muhteşem. Biraz göz korkutucu değil mi dedim. Ama... Algı filtrem şu anda
Yok gerçi. Algın kapalı yarısı ya. Gerçi sen electrolyzer tecrüben de yok senin. İşte öyle bir sıkıntı da söz konusu. Sana crafting'ini okuyacağım. Tamamdır, dinliyorum. Dört adet 1x silver cable, 1 adet glass, 1 adet medium voltage machine hole, 2 adet good electronic circuit, 1 adet copper cable, 1x. Bundan en az 10 tane falan gerekecek bana. Korkutucu olabilir cidden. Aslında değil. Aslında sadece değil. Zaman yiyor. Zaman zaten gidiyor. Her türlü. Aynen. O yüzden dirt değil. Şimdi ayrıca yapmamız gereken bir arkadaş daha var. Railcraft'a azıcık girişeceğim. Railcraft ile fantastik bir projem var. Acaba nedir? Hani ciddi anlamda sırf fantezisine yaptığım bir proje bu arada. Hiçbir zorunluluğu yok ancak buradaki gerekçe ne? Yapabiliyorum öyleyse neden yapmayayım? Mantıklı. Önce aradığımız arkadaşı bulmamız lazım ve buldum. Four Strike Emitter. Tabii ki de bunun için biraz Iron Plate. Iron Plate zaten gerekecek bana bolca. Biraz da Diamond Block. Evet, nether quartz'larımız da gelsin şöyle. Bunun recipe'sini ilk fırsatta öğreteceğim. Bu arada şunlardan da biraz döşeyeceğim yukarı oraya. Yani şuraya. Ve onu sürekli Dark Steel Ball'la besleyeceğim. Çünkü bazı madenleri onunla işleyeceğiz. Mesela Diamond Ore'u onunla işleyeceğiz. Evet. Bize çok kısa bir sürede bunları bize verdi. Donan. Tamamdır. Teşekkürler. O zaman siz gelin. Tamam. Burada bir abukluk var. Evet. Çünkü Iron Plate değil, Tin Plate istemiş bizden. Tabii kritik bir noktaydı. Yani. Ve işin daha da abuk kısmı, bizden Railcraft'ın Tin Plate'ini istiyor. Biraz daha uğraştıracak yani. Hayır. Muhtemelen biz onu craft edene kadar Greg Tech onu düzeltecek. Bu sıkıntı. Evet, craft bile edemiyoruz. Evet, craft bile edemiyoruz. Süper. Fazla harika değil mi? Muhteşem. Evet. Ve bu lanet şey, bunu isteyen tek şey. O zaman ne yapıyoruz? What? Diamond Dust'la geri çevirebiliyormuşuz. Cheat moda girip bundan iki tane alıyorum, malzemeleri siliyorum. Ve paketin geliştiricilerine bir adet bug report'ta bulunuyorum. İlk fırsatta. Evet. Yapacak başka bir şey yok elimizde. Ardından bakalım burası nereye denk geliyor. Ben şu tam ortaya denk gelmesini istiyorum.
Çünkü içeriden de fantastik bir görüntü olsun. Tam olarak şu hizadan. Doğru hiza mı? Evet, doğru hiza. Evet ve sonrasında da tabii ki de şuradan çıkışı ayarlayacağız. Huh. Peki. Bunlar nedir diye soracak olursanız. Bunların devamı sanırım bir sonraki bölüme kalacak gibi. Çünkü ya da size basitçe bir gösterelim. Buraya bir enerji bağlarsak eğer. Evet, güzel bir enerji hattı kırdık. Misler gibi. Ardından benim bir adet crowbar'a ihtiyacım var. Evet. Bir adet Railcraft crowbar'ı. Tamam, büyük olan kısım buraya. Bunda da aynı şekilde büyük olan kısım buraya. Enerjiyi sen nereden alıyordun? Bir saniye, enerji conduit kabul edecek mi acaba? Yok, yani öyle bir durumsa RF vereceğiz buna. Enerji conduit. Hayır, kabul etmiyor. O zaman bunun kendi enerji HD'sünü kullanmamız lazım. Evet. O da bunu isteyecek ve sanırım bu da Railcraft'ın copper plate'ini isteyecek, değil mi? Bakalım. Ha, zaten bu Railcraft'ın copper plate'ini çıkartıyormuş. Tamam, güzel. Ve redstone block. Şu an azıcık deneysel bir bölüm oluyor. Farkındayım. Ancak güzel bir arkadaş ortaya çıkacak eğer. Olursa zaten iki tane veriyormuş bir tanesi. Evet ve şimdi de gereken tek şey bir adet lever. Ve bir saniye. Track. Evet, lever ve track'imizi aldık. Lanet, kırdım. Al, gırdın gırdın. Oldum. Evet. Bunun üstüne sanırım özel bir track gerekiyordu. Evet. Control track'ti galiba. Ya da
Evet. Control track ya da... Diğeri neydi? Ha, looking track. Ya bu ya da bu gerekiyor. Control track. Bu arada recipe'ler azıcık dağınık. Evet, ben bu bölüm arası bunlarla alakalı bir kurcalama yapacağım. Bunun sonucu olarak burada lazerle çizilen bir yol olacak. Evet, o zaman ne diyoruz Burak? Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Değil tabii ki de. Bu kadar mı şimdilik? Hani bitti. Bölüm 30 dakikayı geçeli oldu. Hadi ben, hadi yükü senin üstüne alayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.